sevgili arkadaşlar. İlk çağ konumuzu bitirdik. Bir önceki videoda söylediğim gibi ilk çağ ile ilgili bir tekrar videosu hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. Burada ilk çağda ilk kez ortaya çıkan meseleler ne yapıldı? Tahtaya yazıldı arkadaşlar. Bunları isterseniz dolduralım. Evet, çivi yazısını kim icat etti diyor. Kim icat etti arkadaşlar? Sümerler. Hemen yazıyoruz. Sümerler. Ne zaman icat edildi arkadaşlar? Hemen şöyle not alalım. Milattan önce 3200. Milattan önce 3200 arkadaşlar. Ve ne olmuştu çivi yazısının icat edilmesiyle? Tarih öncesi çağlar bitmiş, tarihi devirler başlamıştı. İlk çağın başlangıcı olarak da yazının icat edilmesini almıştık. Evet, devam edelim. Hieroglif yazısını kim icat etti? Evet. Mısırlılar. Hieroglif yazısını kim icat etmişti? Mısırlılar arkadaşlar. Peki hieroglif neydi arkadaşlar? Resim yazısı. Resim yazısı. Evet, alfabeyi kim icat etti? Fenikeliler. Fenikeliler. Evet, Fenikeliler peki arkadaşlar hangi uygarlıkların çatısı altındaydı? Neydi arkadaşlar? Doğu Akdeniz. Ve aynı zamanda neydi bunlar? Tüccar kavimlerden bir tanesiydi. Tüccar diyoruz. Tüccar kavimlerden bir tanesi. Evet, yazıyı Anadolu'ya kim getirdi arkadaşlar? Asurlu tüccarlar. Asurlu tüccarlar. Ne diyor? Ne zaman geldi peki Anadolu'da ilk yazılı eserler nerede bulundu? Kayseri. Kayseri, Kültepe, Kaniş, Karumu. Neydi Karumu arkadaşlar? Pazar yeri demekti değil mi? Kayseri, Kültepe, Kaniş, Karumu. Yani Anadolu'nun ilk yazılı eserleri Kayseri, Kültepe, Kaniş, Karumu'nda bulundu. Ve Anadolu arkadaşlar ne yaptı? Yazıyı tanıdı ve tarihi devirlere geçti. Tarihi ne? Milattan önce 1900. Evet, yani aşağı yukarı 1300 yıllık bir sürecin ardından Anadolu'da yazı kullanılmaya başlandı. Ne dedik? 1300 yıl sonra yazının icadından aşağı yukarı 1300 yıl sonra ne oldu arkadaşlar? Anadolu tarihi devirlere geçti. Peki Asurlular kime yazıyı öğrettiler de Anadolu tarihi devirlere geçti? Şöyle parantez içinde Hitit diyoruz. Hititlere yazıyı öğrettiler ve Anadolu'da tarihi devirler başladı. Evet, ilk yazılı kanunlar kim tarafından oluşturuldu? Urgakina arkadaşlar. Urgakina. Peki bu Urgakina nerenin kralı? Sümer kralı. Evet, hatta Sümer şehir devletlerinden Lagaş şehir devletinin kralı. Lagaş arkadaşlar. Evet, ilk yazılı antlaşma. Kadeş Barış Antlaşması. Kadeş. Kadeş Antlaşması. Peki hangi devletle hangi devlet arasında oldu? Mısırlılar, Mısır ve kim arkadaşlar? Hitit. Evet, Mısır ve Hitit arasında Suriye egemenliğinden kaynaklı çıkan nedir arkadaşlar? Bir savaş vardır. Bu savaşın sonucunda dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması imzalandı. Evet, ilk medeni kanunu kim kaleme aldı? Hititler arkadaşlar. Yine Hititler kaleme aldı diyoruz. Evet, ay yılı takvimini kim icat etmişti? Sümerler. Sümerler. Hatırlayın arkadaşlar, Sümerlerin Zigurat adı verilen bir tapınağı vardı. İşte en üst katı rasathane gözlemeviydi. Ve buradan ayı takip ederek ay yılı takvimini oluşturmuşlardı. Güneş yılı takvimini kim oluşturmuştu? Hemen yazalım. Mısırlılar arkadaşlar. Mısırlılar. Evet, Anadolu'da bulunan ilk ticaret yolu hangisidir? Evet arkadaşlar, kral yoludur. Kral yolu. Bu aynı zamanda arkadaşlar dünyanın da ilk ticaret yoludur. Peki kim arkadaşlar bunu oluşturdu? Lidyalılar. Lidyalılar. Evet, Friglerin bereket tanrısı kimdir? Ya da adı nedir? Kibele.
kibere. Evet arkadaşlar, ilk çağda insanın zihniyetini düşünün. İlkel bir zihniyet. Biz ne dedik? Tarih döneme göre ne yapılır? Düşünülür. Döneme göre yorum yapılır. Şimdi kibere, Frigler diyorlar ki biz tarım yapıyoruz. Dolayısıyla toprak bizi doyuruyorsa, toprağa bereket veren tanrı da nedir arkadaşlar? Kadındır. Yani kibere tanrıçadır arkadaşlar. Tanrıça. Kadın olarak görülmüş bereket tanrısı. Çünkü toprak ana. Toprak bizi ne yapıyor? Anne çocuğu büyütüyor, besliyor, emziriyor değil mi? İşte toprak da insanı büyütüyorsa, toprak da o zaman kadın bir tanrı tarafından bereketlendiriliyor. Düşünce basit. Evet, Hindistan'da halkın sınıflara ayrılmasına ne denir arkadaşlar? Kast sistemi. Kast sistemi arkadaşlar. Yahudileri Filistin'den ilk sürgün eden hangi devletin kralıdır? Babil kralıdır. Babil. Babil kralı 2. Nabukadnezar. 2. Nabukadnezar. Evet, parayı kim icat etti? Ticaret yolunu bulanlarla aynı kişiler. Lidyalılar. Lidyalılar. Evet. Herodot, Aristo, Hipokrat gibi bilim adamları hangi uygarlığın içinden çıktı arkadaşlar? Yine Ege bölgesinde İyonyalılar. İyonyalılar. Evet, bunu da tamamladık. Evet, kralın meşruiyetini dine dayandırmasına ne denir? Yani ben Tanrı'nın oğluyum, ben Tanrı'nın kızıyım, Tanrı'dan geldim, Tanrı'yla akrabalığım var diyerek halk içerisinde kendisini meşrulaştıran, yasallaştırılan anlayışa ne denir arkadaşlar? Teokrasi. Evet, Teo'nun zaten din bilimi olduğunu biliyoruz, teolojinin. Teokrasi yani bürokrasi, dinin ne yapması arkadaşlar? Bürokrasi yani devlet içerisinde yer alması. Evet, Doğu ve Batı uygarlıklarının sentezine ne denir arkadaşlar? Helenizm. Helenizm, bunun tanımını da yapmıştık. Evet, kim ortaya çıkardı? Büyük İskender. Büyük İskender. Devam edelim. Türklerin kullandığı Hicri takvim ne yılına dayalıydı arkadaşlar? Hangi esasa dayalıydı? Ay yılı esasına. Ay yılı esasına. Diğerlerinin hepsi arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimi olsun. Efendim işte Celali takvimi olsun, Rumi takvimi olsun, Miladi takvim olsun. Hepsi güneş yılına dayalıyken Hicri takvim yani İslam dininin benimsediği Hicri takvim ay yılı esasına dayalı dedik. Hatta demiştik ki dini günlerimizle günümüzdeki takvimin uyuşmaması ya da arada bir 10-11 günlük farkın olması da neye dayalı arkadaşlar? Hicri takvimin ay yılı esasına dayalı olması. Evet, bir toplumun, tüccar grubun başka bir toplum içinde ticari faaliyet yapmasına ne denir? Kolonicilik. Kolonicilik. Evet, bir toplumun başka bir toplum içerisinde tüccar bir grubun yer almasına, o bölgenin ticaretini ele geçirmesine ne diyoruz? Kolonicilik diyoruz. Evet, devam edelim. Modern Avrupa hukukunun temelinin atılması hangi kanunlarda arkadaşlar? Bakın önemli. 12 levha kanunları. 12 levha kanunları. İlk çağ bitirip orta çağ başlattı. Ne arkadaşlar? Kavimler göçü. 375 kavimler göçü. Evet. Roma İmparatorluğu nokta nokta yılında ikiye ayrıldı. Evet, Roma İmparatorluğu ne zaman arkadaşlar ikiye ayrıldı? Evet, kavimler göçüyle ne zaman? 395 yılında ikiye ayrıldı. Hristiyanlık nokta nokta fermanı ile serbest bırakıldı. Neydi arkadaşlar? 313 Milano fermanı. Evet, ilk ilahi din nedir arkadaşlar? İbrani veya Musevi. Musevi diyelim. Musevilik. Batı Roma nokta nokta yıkıldı. Doğu Roma nokta nokta yıkıldı. Batı Roma ne zaman yıkıldı arkadaşlar? 476 yılında yıkıldı. Doğu Roma ise 1400
1453 yılında yıkıldı ki Doğu Roma'nın yıkılışı zaten Orta Çağ'ı bitirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkar. Tarihi devirler neyin icadıyla başladı? Yazının arkadaşlar icadıyla başladı. Yazı. Yazının diyelim şöyle. Evet, satraplık teşkilatı hangi uygarlığa ait? Bir kere neydi satraplık arkadaşlar? Eyalet sistemiydi. Hangi uygarlığa ait? İran uygarlığına ait. Ve bu satraplar ne yapıyordu arkadaşlar? Merkezden gönderilen valilerdi ve bunları izleyen, denetleyen, saraydan gönderilen şah gözü, şah kulağı adında istihbaratçılar vardı. Hititlerin tanrılarla hesap vermek için oluşturduğu yıllıklara ne deniyordu arkadaşlar? Anal deniyordu değil mi? Anallar. Ve analların bir önemi vardı. Dünyada ilk defa objektif tarihçiliğin de başlangıcı kabul edilirdi. İlk anayasa nokta noktadır. Nedir arkadaşlar? Babil hükümdarı Hammurabi'nin yasalarıdır. Hammurabi yasaları diyelim. Hammurabi yasaları. Hitit kraliçesine ne ad verilir arkadaşlar? Bakın sınavlarda zaman zaman görüyorum, denemelerde, testlerde. Tavanana. Sümer şehir devletlerine ne deniyordu arkadaşlar? Site. Site. Mısır şehir devletlerine ne deniyordu? Nome arkadaşlar. Ve Yunan şehir devletlerine ne deniyordu? Polis. Polis. Devam edelim. Hititlerin başkenti neresidir? Hattuşaş. Ve bir meclisleri vardı arkadaşlar. Neydi? Pankuş Meclisi. Pankuş Meclisi. Evet, bunlar arkadaşlar benim gözüme çarpan, önemli kabul ettiğim yerler. Tabii şunu demeyin yani, hocam biz bunların hepsini ezberledik, öğrendik. İşte denemede çıkmadı veya işte gerçek sınavda çıkmadı. Olabilir arkadaşlar. Ucu bucağı olmayan bir bilim dalıdır tarih. Nereden ne çıkacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Çok önemli bir yer vardır. Çok çalışırsın, çok edersin, sormayabilir. Çok gereksiz detaylardan soru sorabilir. Sonuçta gireceğiniz KPSS olsun, ön lisans KPSS olsun, YKS olsun, AYT, TYT olsun arkadaşlar. Bu sınavlar eleme usulüyle yapılıyor. Yani eleme gerekiyor. Dolayısıyla ÖSYM bazen öyle sorular soruyor ki sizi eleyebilmek için ne yapıyor arkadaşlar? Hiç olmadık yerden olmadık sorular sorabiliyor. Ama bunlar bizim işlediğimiz konularda da gerçekten çok önem verdiğimiz yerlerdi. Tabii daha fazlası da vardır ama bunu bir tekrar dersi ve önemli yerleri işlemek için, önemli yerleri hatırlatmak amaçlı yaptığımız bir ders olduğu için, bir video olduğu için arkadaşlar ne yaptık? 32 maddeye sığdırdık. Bunun dışında farklı detaylar var. Farklı yerlerden de soru gelebilir. Ama en göze çarpanları bunlar arkadaşlar. Zaten başlığımızda ilk çağın ilkleri. Diyoruz arkadaşlar, konumuzu bitirdik. Evet, hayırlı uğurlu olsun. İlk çağ konumuzu bitirdik arkadaşlar. Sıra nereye geldi? İslam öncesi Türk tarihine. Daha önce de belirtmiştim. İslam öncesi Türk tarihinden itibaren arkadaşlar ön lisans ve lisans KPSS çalışan arkadaşlar, bu videonun hemen arkasından gelecek olan İslam öncesi Türk tarihi videosundan itibaren izleyip hazırlanabilir. İzleyip hazırlanabilir. İlerleyen süreçte arkadaşlar konuları biraz daha hafiflettikten, azalttıktan sonra zaten ben bazı denemeler de çözüp yükleyeceğim buraya. Bazı denemeler de ekleyeceğim. Soru çözümleri de ekleyeceğim. Onun için takipte kalın arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu maddeleri yazmanız ve muhafaza etmeniz. Zaman zaman bu maddeleri ne yapmak arkadaşlar? İşte açıp bakmak, tekrar yapmak, hatırlamak. Örneğin 9. sınıfa giden arkadaşlarımız, 9. sınıfa giden arkadaşlarımız varsa zaten YKS'nin ilk konuları 9'dan başlıyor. Bu konular arkadaşlar, bu yazdıklarımızı bir kenara yazabilir. Okul sınavlarında da çıkar, denemelerde de çıkar. Onun için arkadaşlar bunlar önemli. Bunları not etmekte fayda var diyorum. Evet, bir sonraki videomuz hayırlısıyla İslam öncesi Türk tarihi konusundan başlayacak. İslam öncesi Türk tarihine giriş yapacağız arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımız hızla abone sayısı noktasında, tıklanma noktasında yükseliyor. Burada destek veren arkadaşlara da hepsine teşekkür ediyorum.
Tanıdığım tanımadığım birçok insan abone oluyor, like atıyor, yorum yapıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ancak desteklerinizi yine de bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.